bakayım Ethem. Gedikoğlu'nun yazdığı Cennet Mahallesi isimli son romanı başarıdan başarıya koşuyor. Roman önemli. Gene bizim roman be. Çok satanlar listesinde. Sesini aç Muharrem, sesini aç. Soluyunca, geç Nuri. Ya bir sessiz olun kardeşim. Ya bir dakika geç. Romanın yazarı ya. Tunç Gedikoğlu ile romanın dizi film yapılması için anlaştı. Tunç Bey, romanınızın dizi film yapacaklar be. Romanın dizi film olması konusunda yapımcıyla anlaştık. Ne kadar ücret aldınız efendim? Sana terbiyesiz. Bana benim için ikinci bir de utanma da para önemli değil der. Romanın doğru bir şekilde filme aktarılması. Yanlışım varsa düzeltin ama bizim sırtımızdan dünyanın parasını kazanır be. Biz olmasak o kadar parayı kazanabilir miydi be? O paralarda bizim de hakkımız var be abi. Var tabi abi ya. Yedirmeyiz o paraları ona. Yedirmeyiz be. Pembe abla. Pembe abla. Pembe abla bir de sana danışalım dedik ya. Şu nikah şekerleri mi güzel yoksa onlar mı? Pardon canım anlayamadım. Ya kızana bak. Aslında bu nikah şekeri daha güzel değil mi? Dantelli dantelli şuna bak. Anam hayırdır? Kimin şekerleridir bunlar? Aa. Kim evleniyor? Biz evleniyoruz. Siz mi evleniyorsunuz? Hı, enteresan da. Benim mi haberim olmadı? Aa, ne demek haberim yok ya? Sen sultana kendi ağzına söylemişsin ya. Evlenebilirsin demişsin. Ha? Ya? Ben mi demişim? Evet. Ya kızana sen demedin mi sizin aşkınıza büyük hürmet beslerim diye? Hı. Burası öyle. Aşka büyük hürmet beslerim. Ama evlenmenize müsaade edemem. Ya madem aşka hürmet besliyorsun evlenmemize niye müsaade etmiyorsun Pembe abla ya? Evladım. Çünkü evlilik aşkı öldürüyor. Ben aşka saygı duyuyorum. Bak. Ama evliliğin anam kalkıp gidip sizin aşkınızı öldürmesine izin veremeyeceğim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ay tüküreyim böyle işe be. Ya kız ana bıktım artık senden be. Durmadan bahane bulursun be. Bıktım artık. Ya bırak Şahanem ya. Kabahat bizdeki şu kadına güveniyoruz be. Allah abla, Allah. Abla. Ne var? Aslan görmüş antilop gibi ulan ne koşarsın? Ne oldu? Abla. Beter'in yazdığı roman var ya. Dizi film yapacaklarmış onu. Aa. Ne dersin sen be? Ciddi mi dersin? Yeminle abla. Haberlerde duydum. Oh! Dışarıdan bir sesler geliyor be. Ne olur be? Bakalım lan şuna bir. Hadi. Alın. Tamam. Niye olur lan burada? Hoş geldin Beter abi. İçten pazarlıklı. Sen hangi yüzde bu mahalleye gelirsin? Size çok güzel haberlerim var Pembe. Yoksa doktor son bir ay ömrüm kaldığını mı söyledi canım he? Gerçekten de güzel habermiş. Bas git. Sen artık buralarda istemeyiz Beter Ali. Pardon yoksa Tunç mu demeliydim he? Hadi ya Allah be. Naş! Hadi naş! Hadi lan hadi. Hadi. Yürü. Hadi yürü. Arkadaşlar beni dinleyin lütfen. Yürü. Lafını bil de konuş. Bizim senin gibi arkadaşımız yok. Arkadaş arkadaşın özelini herkese anlatmaz bir kere. Bu mahallede işlemeyen adamsın artık Beter Ali. Bas git! Arkadaşlar önce beni dinleyin. Buraya yapımcıyla geldim. Romanı dizi film yapacak. Bize ne faydası var ki bunun? Nasılsa sen bütün parayı cukkalarsın kuruşu kuruşuna. Hayır arkadaşlar, yapımcıyla konuştum. Dizide kendi karakterlerinizi kendiniz oynayacaksınız. Her biriniz bölüm başı 5000 lira alacaksınız ya. Tunç Bey doğru söylüyor arkadaşlar. Hepiniz 5000 YTL alacaksınız. Tabii ya. Ne? Allah yapma Pembe, böyle bir fırsat kaçar mı ya? Yaklaşma. Sen olan, sonra sen benim özelimi herkese anlattın. Bu kadar insanın duygularıyla oynadın. Oynamayacağım gibi bir de seni mahkemeye vereceğim. Son sözün bu mu Pembe? Bu değil. Son sözümü şimdi söyleyeceğim. Defol git buradan. We'll be right back.
Hadi gidelim be abi.